İnsan her şeyden önce Rabbine muhtaçtır tabii ki. Ondan sonra da kendisini anlayan, onu yargılamak yerine, bakın onu yargılamak yerine, hali ya olduğu hal üzere onu yargılamak yerine onu anlayan ve daha iyi olması için ona mümkün olan en yumuşak yerden, güzel yerden destek olmaya çalışan, fiziksel ve zihinsel yoldaşlık yapan insana, bak Allah her şeyden önce Allah'a sorar, bak kendisi insan bu yönden muhtaçtır mı? Birbirine destekçi olmak. Özel bir durum olur, Allah insan ihtiyaçlarını katından giderir, bu başka. Ama insanlar birbirine bu anlamda yardımcı kılınmıştır, yoldaş kılınmıştır. Bunu reddetmek, bunu kendini bir nevi müstahni görmek gibidir. Allah'ın yani şiddetle azarladığı bir modele doğru gitmektir. Birçok defa kendini gerçekten kör kuyulara hapsetmek gibidir. Çok sıkıntılı, böyle lanet içerikli halleri yaşamaya kendini bir nevi mahkum etmektir. Çünkü insanlar beraber birçok şeyi Allah'ın yardımıyla, lütfuyla aşarlar. Aralarında oluşan diyalog, sohbet, samimiyet ve bu başka birçok hayra da sebeptir. Tabii ki de burada insan nefsini kontrol altına alması gerekir. Nefsinin peşine bir an gittiği anda ona mutsuzluk olarak, sıkıntı olarak da döner. Hemen tövbe edip halini düzeltmesi gerekir. Çizgiyi, Allah'ın koyduğu çizgiyi aşmaması gerekir. Yanaştığı yerde, aşmaya başladığı yerde şiddetle, tövbeyle kendini düzeltmesi gerekir. Çünkü o çizgi açıldığı yerde bu sefer insanlar birbirinin mutsuzluk sebebi de olabiliyor. Bakın normalde birbirine birçok fayda veren, birçok iyilik sebebi olan insanlar o çizgilere yanaştığı zaman, o çizgileri tam koruyamadığı zaman birbirine yani mutsuzluk sebebi de olabiliyor. Bunu da dikkat edelim, Allah korusun. Allah'ın insanda görmek isteyeceği durumları düşünelim. Kötü alışkanlıkları bugün bırakamıyorsak bile, bak bugün bırakamıyorsak bile bırakmayı kesinlikle isteyelim. Yani bu kötü alışkanlığı bırakmayı istemeden insanın belli seviyelere çıkması, iyi enerjiler yakalaması, mutlu olması nasıl mümkün olsun? Kötü alışkanlıklar niyet bazında, bugün bırakamasa bile, gücün yetmese bile niyet bazında kötü alışkanlığı kesinlikle bırakma izin lazım. Her mesela bir sigara çok basit görünen ama Allah'ın israf şeytanın kardeşi yapar. Yani şeytanı davet eder ve sana iyi kötü, kötüyü iyi gösterir. Eğriyi doğru, doğruyu eğri gösterir ve senin hayatına sürekli üzüleceğin şekilde, mutsuz olacağın şekilde, ibadetlerini layıkıyla yapamayacağın şekilde sürekli müdahalede bulunur. Mutsuz olacağın şekilde, karar alamayacağın şekilde, panik olacağın şekilde, endişe olacağın şekilde, korkacağın şekilde şeytan kendi dostlarını korkutur diyor. Ondan korkmayın, Allah'tan korkun. Bilhassa şeytanın insanlar üzerinde korku yayma politikası vardır. Korkuyla yönlendirme girişimleri bir vardır ve bitmez bu. Şeytanın davet edecek her türlü unsuru ortadan kaldırmamız lazım. İsraf şeytanın kardeşi yapar. Zaman israfı da. Yani gereksiz konulara fazla takılıp kalmak, zaman israfı, Allah muhafaza, yani bir, o esnada bir günaha girmek, bir sapkınlığa gark olmak, helal olan, temiz olan yol malumken bunu aşmak, hepsi şeytanın insan üzerinde etki göstermesine, onun işte Allah'ın rahmetinden insan uzaklaşmasına sebeptir. O rahmet gittiği yerde insan zaten kendini tamamen boşlukta görür. Tamamen çıkmazda görür, açmazda görür. Bu yüzden Allah'ın rahmeti, nuru üzerinde yaşamayı kesinlikle istememiz gerekir. Allah'ın rahmeti, nuru üzerinde yaşamayı başardığımızda hayatımız gerçekten neşe dolar, mutluluk dolar, huzur dolar. Hedefimizin net olması gerekir bizim kesinlikle. Elhamdülillah.